Acıktın mı? Bir sürü yolluk hazırladım. Hayır. Teşekkür ederim. Yolumuz uzun değil. Otelde yeriz zaten. Sabah kahvaltı da yapmadın ya. O yüzden sordum. Ben kahvaltı etmem. Sadece sert bir kahve içerim. Ne yazıyorsun? Hiç. Dün olanlar için Haluk Bey'den özür dilemek isterim. Senin çeyiz meselen yüzünden adama rezil olduk. Bir daha bizimle görüşür mü bilmiyorum. Kız beşikte, çeyiz sandıkta. Ne? Ne demek o? Şey, yani kız beşiğe konduğu gün sandık hazırlanır. Çeyiz sandığı. Yani o sandığın içindekiler 20 yıllık mıydı? Sayılır. Yani hepsi değil ama çoğu öyle. Böceklenmiştir onlar. Yok canım, hepsini naftalinledim, merak etme. Naftalin kokusunu da sevmem. Bence sen o sandığın içindekileri hiç çıkarma. Evdekileri kullan. Peki, nasıl istersen. Leyla, hadi gidelim. Leyla! Bunlar ne şimdi? Öğlen oldu. Bir şeyler yeriz diye düşündüm. Ne dersin? Otele kadar dayanamayacağım ben. Az kaldı. Bence dayanırsın. Toparla da gidelim. Ama o kadar hazırlık yaptım. Hem acelemiz yok ki. Hadi lütfen otur. Bir iki lokma bir şeyler yiyelim bari. Peki tamam. Çay koyuyorum. Sen bunları ne zaman hazırladın ki? Sabah erkenden kalkıp hazırladım. Börek de ye. Kendi ellerimle açtım. Kuru domatesli ıspanaklı. Nasıl olmuş? Fena değil. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hay Allah ya, peçeteyi unutmuşum. Ben hemen alıp geleyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Mirza Bey. Hoş bulduk. Bir tane manzara oda istemiştim. Tabii efendim. Odanız hazır. 1301.
Buyurun. Göl manzarasına bak. Mirza, çok beğendim. Çok güzel burası. Yemeğe kadar göl kıyısını yürümek ister misin? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hadi hazırlan. Aşağıda bekliyorum. Efendim Deniz'ciğim? Ne yaptınız? Ay merak, ben çatlayacağım şimdi. Çabuk anlat. Otele yeni geldik. O da göl manzaralı deniz. Çok güzel burası. Mirza yürüyüş yapalım mı dedi. Ne güzel ya. Fotoğraf at bol bol abla. Tamam canım, atarım. Bir gün sizinle de geliriz inşallah. Görmenizi çok isterim. İnşallah. Abla sesin çok iyi geliyor. İyi olmana çok sevindim. İyiyim Deniz. Çok iyiyim. Mirza yaptığın böreğe bayıldı. Yedi mi yani? Başta yemem falan dedi ama sonra bir baktım gizliden yiyor. Ay çok tatlısınız, ne güzel. Galiba aramızdaki buzlar eriyor Deniz. Ablacığım erkekler böyledir. Görmüyor musun kadın programlarını? Hepsi kocam beni sevmiyor, sevgisini göstermiyor diyor. Ablacığım sizin aranızda buz falan yok. Bir adım var. Bir adım sen geleceksin, bir adım o gidecek. Kavuşacaksınız. İnşallah canım. Hadi kapattım. Mirza aşağıda beni bekliyor. Annemi çok öptüm. Selam söyle. O gün için tekrardan kusura bakmayın Haluk Bey. Olanlara rağmen bir araya gelmemize çok sevindim. Ben de sevindim. Ayrıca bu ufak tatil için de teşekkür ederim. Eşimle birlikte uzun zamandır tatil yapmıyorduk. Ne demek? Teşekküre gerek yok. Siz eşinizle günün tadını çıkartın. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Şey, ben bunu sana örmüştüm de dışarısı soğuk, belki takarsın dedim. Ben örme artık takmam. Teşekkürler. Keşke başka bir şey örseydim. Eldiven takar mıydı acaba? Güzelmiş buralar. İlk kez mi geliyorsun? Hı, evet. Kar yağsaydı manzara süper olurdu. Eminim öyledir. Almanya'da bir göl var. Adı Köynes Gölü. Tam bir doğa harikası. Harika bir yer. Sessiz, sakin. Yıllar önce Almanya'da okurken gitmiştim. Göl kirlenmesin diye elektrikli motor kullanıyorlardı. Dağların arasında o kadar küçük bir göl var ki. Yeşille mavinin birbirine girdiği. Bu kadar yakıştığı başka bir yer hatırlamıyorum. O kadar sessiz, o kadar huzurlu ki. Sadece kuşların cıvıltısı var. Eğer bir de sis yoksa manzara tablo gibi. Saatlerce bakabilirsin. İyi misin? Taşa takıldım da. Şurada bir iskele var. Gidelim oraya. Doğru mu yazdım acaba? Nasıl görüyorum? Neyse, daha sonra bakarım. Hadi, gelmiyor musun? Geldim. Çok güzeldi. Açık hava iyi geldi.
Şeker yemiyor. Kadınların ağlamasından haz etmiyor. Almanya'da okumuş. Kızımız olursa Berrak Gülce. Oğlumuz olursa Armağan Berke. Ben aşağı iniyorum. Güzel bir yemek yiyelim. Sen de hazırlan gel. Tamam. Thank you.